Şimdi son bölümde biraz siyasetin renkli enstantanelerinden bahsedeceğiz. Bak bu bizim Onur'un yaptığı yerel seçim şeyi 40 gün 8 saat 13 dakika 32 saniye şey CNN International bunu taklit etti biliyorsunuz değil mi? Bunun aynısını kendi seçimleri için yaptılar. Böyle onlar da koyuyorlar. Bunun doğru mu Onur? Onur değil mi? Evet evet Onur yaptı bunu. Küçümsüyorduk böyle dalga geçiyorduk. Ya Onur yine mi bunu yapıyorsun falan diyorduk. Uluslararası televizyon kanalları yaptı bunu. Ama CNN adrenalini artıran bir şey bu ya. Demek ki elimizde büyük bir cevher varmış. Evet. CNN internetini kıymetini kapabilir. Kapabilir. Aynen. Kıymetini bilemedik adamın ya. 40 gün mü kaldı Onur? 40 gün 8 saat 12 dakika 51 saniye. Finali nereye koyuyorsun yani? Final nedir burada? Sabah oy kullanma. Ha, sabah 8'e koyuyorsun. Sonuçların belli olmasına koysan daha iyiydi. Şimdi ya önce şeyle başlayalım. Bizim bir Behzat Ç'miz var değil mi? Evet. Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. Ankara'da Etimesgut'ta aday oldu. Güzel, yani olabilir. Sanatçılarımız da girsinler siyasete. Hiçbir itirazımız yok. Şimdi Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, Etimesgut'a gitti. Otobüsün üstüne çıktı ve Erdal Beşikçioğlu'nu, yani Etimesgut adayını övüyor yani. Tamam mı? Hani şöyle iyi adam, işte bu gelecek, ilçeyi kurtaracak falan diye. Fakat nasıl övüyor? Ya sanki Erdal Beşikçioğlu değil de Behzat Ç'yi anlatıyor gibi. Sanki onu aday göstermişler gibi. Bir dinleyelim mi? Bakalım. Behzat Ç adayı gibi. İl Emniyet Müdürü. Milletin sevdiği, halkın sevdiği birisine teklif getirdik. Hem bir devlet adamına hem bir halk kahramanına Etimesgut'a yakışacak bir yakışıklıya teklif götürdük. O da kabul etti. Şimdi Erdal Beşikçioğlu'nun iki rolü var. Yani çok rolü var da tebarüz ettiği, belirgin olan iki rolü var. Bir vali filminde oynadı. Devlet adamı derken onu kastediyor. Yani vali filminde hem bir devlet adamına hem de bir halk kahramanı derken de Behzat Çev dizisindeki rolüne işaret ediyor. Yani bunu unutmayın. Neydi bizim o meşhur valimiz Recep Yazıcıoğlu. Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı. Orada vali rolünde devlet adamı o. Öbür polis rolünde de Behzat Çev. Devam ediyor da Recep Yazıcıoğlu'na benziyor da profilde. Benziyor. Milletin sevdiği, halkın sevdiği birisine teklif getirdik. Hem bir devlet adamına hem bir halk kahramanına Etimesgut'a yakışacak bir yakışıklıya teklif götürdük. O da kabul etti. Bakın, ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Şimdi burada abi kendi de şaşırıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun yüz hatları ay, çok kaşını kaldırıyor. Anlamlı. Abi ne yapıyorsun? Dur, o bir roldü. Ben polis değilim. O bir roldü. Asıl bu şeyin resmin devamında Mansur Yavaş da böyle yan yan bakıyor. Bakıyor mu? Onu görmedim. Ve inceleyerek bakıyor. Erdal Beşikçioğlu bakışını gördünüz mü? Evet, kaşlarını gördüm. Kaldırıyor. Baba ne yaptın sen ya diye. Devam ediyor. Ediyor mu? Bitti mi? Yaktım ben. Bu kadar. Devamında da var hatta. Ona bakınca ben bir halk için çalışan bir valiyi görüyorum diyor. Şu yüz ifadesi orada da aynen kendini koruyor. Müstehsi. Yaktın beni. Yaktın beni diyor. Bayrakçı mı yorumlasın? Abi nesini yorumlasın adam? Sadece gülsün. Hakan abi Bergen yani. Filminde de güzel bir performans sergiliyor ama onu es geç. Neyi? Bergen. Orada ne oynuyor? Bergen filminde yani. Neyi canlandırıyor? Psikopat şeyi oynuyor.
O zaman şeydi, onu görünce ben... Psikopat bir aşığı görüyorum. Olmaz, o olmadı ya. O yüzüne şey atan değil mi? Tabii, kezap. Kezap atan. Yok, o olmaz. O. Ama şöyle bu gelmek işte... Gelmek ister misin? Geleyim. Ya Meral Hanım da... Bir daha izleyelim bu arada. Hakan Bayrakçı kalkacak da buraya gelecek de. Hayır, paçalar. Milletin sevdiği, halkın sevdiği birisine teklif getirdik. Hem bir devlet adamına, hem bir halk kahramanına eti meskuta yakışacak bir yakışıklıya teklif götürdük. O da kabul etti. Bakın, ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Abi ne yapıyorsun? Abi bunlar hep yapay zekadan. Ne diyor yüz ifadesi? Yani falan gibi. Yani biraz esprili kalkıyor. Hakan abi yapay zekadan mı kaynaklanıyor bu? Hani yapay zeka... İç içe. Onun parametreleri... Valla ben farklı... Etimesgut'ta anket yaptım, söyleyeyim. Şu anki belediye başkanı... Enver Demirel. Enver Bey. MHP'li. 46 küsür, 47'ye yakın oyu var. Erdal abinin? Şu anda 36. Hmm. 10 puan var. 10-11 puan fark var. Fakat demin oyu var orada, 8,5-9. Dema'da göstermezse yaklaşır. Öyle ama Enver Demirel... Evet. Etmesut hem çok başarılı hem sevilen bir başkandır. Evet, yani diğer yani partilerden de oyalandı. Uzun süre başkanlık yaptıktan sonra 46-50 ancak başarılıysa. Ben bir gittim Etmesut'a, Enver Demirel beni davet etti. Ne diye davet etti? Aradı, dedi ki ya dedi Ahmet Bey dedi ben buraya dedi bir tane park yaptım dedi. Heykel parkı. Türk tarihini heykellerle anlatıyorum dedi. Çok büyük, muazzam bir şey oldu. Görmen lazım dedi. Abi ya işte çok işimiz var, gücümüz var. Yok dedi, mutlaka geleceksin. Ne yaptı, etti. Heykeller de çok başarılı. Gittim abi, böyle bir şey olamaz. Evet. Yani. Evet. Gördün mü? Evet, çok güzel bir müze. O bizim meşhur heykeller gibi değil herhalde. Değil, değil. Hayır, hayır. Çok, çok, çok klas. Çok şahane. Giriyorsun böyle işte Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Bir takım... şeyler var. Çok güzel Atatürk heykelleri var. Hayatımda gördüğüm en şık, en güzel Atatürk'ü en iyi yansıtan heykelleri gördüm. Aa, çok yani çok da böyle standart. Yani zaten sonra şeydir yani Enver Demirel cumhuriyetçidir, Atatürkçüdür. Tabii, böyle tabii, çok tabii. Sağlam. Hiç taviz ben vermez. Ben bir şey sorabilir miyim? Beysatçı yani ya da Erdal Beşikçioğlu acaba Ankara'nın ya yani mesela İstanbul Kadıköy'de çok şansı yüksek olabilecek bir aday profili evet. Varken Kesin. Mesela Ankara'da hani Kadıköy gibi neresi var? Çankaya. Çankaya şimdi mı? Mesele şu. Var mı Ankara'da Çankaya dışında CHP'nin kalesi diyebileceğimiz bir yer? Yani yeni mahalle. Yeni mahalle. Yeni mahalle güçlü olduğu yeni bir mahalle. Yer. Daha güçlü olduğu bir yere koyabilirler. Evet diyor. Ve daha şey şimdi, yani kitlesi bence Etimesgut değil gibi. Doğru ama bana. Şöyle. Şimdi onun da bayağı seveni ve sempatizanı var. Yani o orada o oyları dengelesin diye muhtemelen kondu. Ha. Ama bir belediye başkanı eğer rakibine 10-15 puan önde çıkıyorsa 5 yıl 10 yıl icraatten sonra o başkan başarılı demek. Tabii. Hmm. Anında götürürler yoksa. Ya Özgür Bey de burada yani sanatçının canlandırdığı karakterlere atıf yaparak işte hani onu tanıtmaya çalışmış. Yani biraz tabii tuhaf yani. Keşke o yolu benimsemeseydi. Yani şöyle dese çok daha güzel olacaktı. Hem Erdal Beşikçioğlu da memnun olurdu. Hani bu karakterleri başarıyla canlandırdı. Halkın valisi karakterini canlandırdı. Halkın polisi karakterini canlandırdı dese. Halkı en iyi anlayan tabii, falan. Orada problem yok. Ama Onur yine... da kulağıma diyor ki pazarlama stratejisi olarak doğru. Niye? Nesi doğru? Ama şöyle bir handikap var. O zaman halk böyle anlar. Oy pusulasına, da, oy pusulasına da Behzat Ç'ye mi yazacak? Çünkü Abdullah Bey bilir Cüneyt Arkın'ın neydi Fahrettin? Cürekli Batır. Cürekli Batır olarak girdiği mesela geçmişteki seçimde hiç halk Eskişehir'de milletvekili olarak hiç kimse tanımamış mesela. Tabii. Hani
Şöyle bu yüzünde evet. görme şeyi biliyorsun, Meral Hanım da Rabbi Yesir görmüştü Ekrem Bey'in ama şimdi kavga ediyorlar. Dilerim sonları öyle olmaz. Fakat bir Veli Ağbaba'nın bir konuşması var ki yine Özgür Bey orada başarılı yani. O hiç kıyaslanmaz. O Veli Ağbaba'nın konuşması konusunu hiç açma Abdülkadir. Onu evet. biz yaşandı bitti saygısızca olarak görelim ve o konuyu kapatalım. Ben o kadar sizin bu arada kadar şey değilim. Etin meskutları uyaralım. Pusulada BSC aramayın. Erdal B. Erdal B.